Ekip ilk geceden bir ayıya tasma takabildiği için çok şanslı. Aslında bizim beklentimiz şöyleydi. Bütün gece yerler, bütün gün uyurlar. Çöplükten en fazla 500 metre, 1 kilometre uzakta ormanlık bölgede. Ama bu çöpçü ayılar günde 5-6 kilometreye aşkın mesafe kat edebiliyor. Çöplükteki ayılar ilginç bir manzara sunuyor. İnsanlar onları yakından izlemek için Kars'tan kilometrelerce yol tepiyor. Ama bu çok tehlikeli. İnsan ayı karşılaşmalarının sayısı gittikçe artmakla beraber bu karşılaşmalardan zararlı çıkan genelde ayılar oluyor. Ay biz sabah ormana girdik. Baktık ya bizim köpekler ayı peşlerdi. Biz de peşlerine düştük. Bizim av köpek ayı tüpü. Biz de gittik baktık. Yavrusu tutmuş öbürleri kaçtı. Bizleri kaçtı. Biz gittik köpeğin altından aldık. Köpeği çektik. Öbür yavruya vurdu kaçtı. İlçe çöplüğündeki araştırma buraya kadar. Ekibin işe dönmesi gerek. Ekibin bir kısmı tuzak kuracak yeni yerler ararken, Greg ve Gabriel süreci mükemmelleştirecek yeni bir sistem üstünde çalışıyor. GPS vericisiyle Critter Kim'i tek bir tasmada nasıl birleştirebileceklerini konuşuyorlar. GPS vericisi ve Critter Kim iki ayrı ünite. Biri hayvanın koordinatlarını kaydederken, diğeri hayvanın günlük yaşantısına dair görüntü kaydı yapıyor. Critter Kim hayvanın üstünde 3 ila 5 gün kalırken, GPS vericisi 1 yıla yakın kalabiliyor. Yani birlikte işlemek üzere tasarlanmamışlar. Yeterli sayıda hayvana ikisinden de takıp gereken verileri alabilmek için çok sayıda ayı yakalanması gerek. Ama ekibin ne böyle bir zamanı ne de yeterli kaynağı var.